birlikte proje ortaklığında yürüttüğü 1 milyon istihdam projesi kapsamında. Atladığını yorumluyor, yorum kısmını biz kodluyoruz. Yani önce sensöre geliyor. Renk. Dikkatli ol, sus. Tecrübe atladığı zaman ayrı ayrı hareketler yapıyor mesela. Yeniden hazır olan kütüphaneyi buradan ekleyebiliyoruz. Şimdi biz servoyu kullanacağız. Servonun kütüphanesi kütüphane, library, ekle, aşağıya bakıyorum. Orada seçenekler var. Hangisini? Include servo diye parantez içinde bir satır çıkıyor. O kod kullanmıyoruz. Ya da taktığımız herhangi diğer bir sensörleri kullanamıyoruz. Önceden tanımlanması gerekiyor. Algılama sensörü diyorduk. Burada üst kısımda tanım yaptıktan sonra altına büyük harfler boşluk. Elimizdeki servoların adı SG90. Temelinde açıp kapatıyor ya. S1, S2, S3, S4, S5 olarak adlandırmışım. Orada servo dedikten sonra SG90'da yazabilirsin. Üzerindeki isimde yazabilirsin. Parantez açmaya gerek yok. Parantez açmaya gerek yok. Hayır. Üzerine bir buzzer, bir de let ekleyelim. Onların tanımlamasını biliyorsunuz zaten. İn buzzer ve let ekliyoruz. Bir tane buzzer, bir tane let. Bir mod buzzers. Output. Noktalı virgül SG90.attach diye yazılıyor. Onun çalışma... Parantezi kapatıyoruz, noktalı virgül. Hocam servoyu nasıl tanımlıyoruz? Servoyu sadece şöyle... Attaç onun aktif olmasını sağlayan kod. Hani... Gençlerimiz hangi meslek grubundan olurlarsa olsunlar yazılım öğrenmeye başladılar. Bizim portallerimize başvurdular ve şu anda 6 ana dalda 26 kategoride eğitim alıyorlar. Burada bir güzeli daha bahsetmek istiyorum. Biz bu eğitim programlarını oluştururken 40 adet STK ile bir araya geldik. İhtiyaçları belirledik. Bununla beraber 100'den fazla şirketle oturduk. Hangi alanlarda ihtiyaçlarınız var diye sorduk. Şirketlerimizden gelen dönüşlere göre biz programımızı tamamladık. Dolayısıyla burada oluşturmuş olduğumuz kariyer alanları Türkiye'de şu an ihtiyaç duyulan kariyer alanları. Gençlerimiz endişe etmesinler. Farklı alanlarda bir mesleği olabilir ya da hiçbir mesleği olmayabilir. Üniversite eğitimi olmayabilir. Lise mezunu olmayabilir. Fark etmez. Yeter ki istekli olsunlar. Yeter ki öğrenmeye açık olsunlar. Buradan eğitim alarak geliştiren çok değerli arkadaşlarımız var. Üniversite mezunu ya da lise mezunu. Dediğim gibi fark etmiyor. Önemli olan uzmanlık. Bu 900 bin gencimizin 350 bini eğitimleri tamamlayarak CV'lerini oluşturdular. Artık bu arkadaşlarımızın CV'si var. Özel sektördeki bir kariyer şirketi gibi aslında devlet şu anda vatandaşına bir kariyer hizmeti sunuyor. Bu da bir ilk. Devletin bir kariyer işe yerleştirme programı haline dönüştü. Çünkü bizim platformumuzda artık işverenler de var. 1 milyon İslam proje portaline kayıtlı Urfa'da 3500 gencimiz var. Bu gençlerimiz arasından bu hafta yapacağımız online sınavla seçeceğimiz 80 gencimizi yüz yüze eğitimler alıyoruz. Burada veri bilimi eğitimi alacaklar. Burada yazılım geliştirme eğitimleri alacaklar. Ve 4 ayın sonrasında 80 gencimize biz iş imkanı sağlayacağız. Bu Türkiye'de
İlk defa yapılan bir uygulama. İstihdam garantili bir eğitim programını başlatıyoruz. Online eğitimde başlamıştık. Bu 80 gencimizi seçiyoruz. Sınıf ortamında daha da geliştiriyoruz. Ve bu arkadaşlarımızın Urfa'da yaşayarak, evlerinden çalışarak İstanbul'daki, Ankara'daki şirketlere yerleştirmelerini sağlayacağız. Bu sayede Urfa ekonomisine de katkı sağlayacak. Şanlıurfa'da yaklaşık 4000 gencimizi 10 ile 30 yaş arasındaki 4000 gencimizi eğittik. Yazılımsal olarak eğittik, robotik kodlama olarak eğittik, girişimcilik eğitimleri verdik. Robotik alanda Python, C# gibi birçok kodlama dillerinde eğitimler verdik. Bu 1 milyonun istihdamının içinde olduğumuzdan dolayı çok gururluyuz, mutluyuz ve iyi şeyler başaracağımıza eminim. 2 ayda öğrendiklerimizden daha ileri gideceğimizi de düşünüyoruz. Bunun için bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Daha ileri seviyelere taşımak ve kendi projelerimi oluşturabilmek için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Heyecanlıyım. İnşallah bu bölümde seçilenlerden bir kişi olurum. Şanlıurfa'da böyle bir istihdamın sağlanması beni bayağı bir sevindirdi. Yani Mezopotamya Living Lab'da bu eğitimle tanıştım. Oradan da öğrendim.